Merhaba, ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda size Camdaki Kız'ın 16. bölümünden bahsetmek istiyorum. Camdaki Kız'la alakalı inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında daha önceki çektiğim inceleme videoları çok fazla izlenmedi. Tabii ki bunda benim de payım vardı. Videoları çok geç yayınlamıştım. Fakat bu bölümün inceleme videosunu elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde çekip yayınlamaya çalışacağım. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Ve başlayalım, 16. bölümde neler oldu? Son bölümü özetleyen çok güzel bir yorum gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür ama paylaşmak istiyorum. Bu bölümün en ilginç olayları demiş. Canan'ın eşsiz tiyatro yeteneği, Feride'nin emekli Dexter olduğu gerçeği. Gerçekten Canan ile Feride bu bölümde çok iyi bir ekip oldular. Sayelerinde epey bir güldük. Yani bilmiyorum, siz güldünüz mü ama trajikomik mi dersiniz, trajik miydi, komik miydi? Bayağı bir güldüğümü söyleyebilirim. Ama ben bir önceki inceleme videosunda da söylemiştim. Feride, Nalan'ın mutluluğu için. Nalan'ın Canan ile Sedat'ı öğrenmemesi için elinden geleni yapacağını, hatta Alp ile Canan'ın boşanmaması için onlara yardım dahi edeceğini söylemiştim. Gerçekten de böyle oldu. Alp, Nalan'a her şeyi anlatmaya geldiğinde Feride onu engelledi ve dedi ki ben seninle Nalan'ı görüştüreceğim ama söylemeyeceksin, benim kızımın mutluluğu için. Siz kendi aranızda ne pislikler ne haltlar karıştırıyorsanız karıştırın ama pisliğinizi kızıma bulaştırmayın dedi. Ve Canan'a yardım etmeye karar verdi. Sırf boşanmamaları için, Nalan'ın yuvasının yıkılmaması ve mutlu olması için. Feride'nin Nalan'ın mutluluğu için Canan'a dahi katlanması gerçekten takdire şayandı. Emeklerini gerçekten takdir etmek gerekiyor, Canan gibi birisine dayandığı için. İkisinin beraber yaptığı tiyatro, Alp'i inandırabilmek için, Canan'ın Alp'e yalvarması için yapması gerekenleri, Feride ile çalışmaları. Gerçekten oldukça trajikomikti. Feride için de zorlu bir süreçti. Fakat buna rağmen pek de başarılı oldukları söylenemez. Çünkü Alp bayağı kararlı Canan'dan boşanmakta. Feride de boşanmamaları için elinden geleni yapmakta kararlı. Yoruma devam ediyorum. Çılgın Sedat'ın altına kaçırması. O Alp'in geldiği sahnede. Gerçekten bu yorumu her okuduğumda gülüyorum. Alp Feride'nin evine geldiğinde, Alp ile Canan'ın boşanma haberlerinin ortaya çıktığında ve dizinin son bölümünde Sedat bayağı bir tırstı, bayağı bir korktu. Gerçekler açığa çıkacak, Nalan her şeyi öğrenecek diye. Fakat Sedat hem bu kadar tırsıyor, aynı zamanda da hiç değişmeden yoluna devam ediyor. Gerçekten inanılmaz. Biz yoruma devam edelim. Küçük eniştenin de boynuzlanması. Evet, dizide Selen'le bağlantılı olan bir de Emir karakteri ortaya çıktı şu an. Gerçekten bir bu eksikti. Selen ve Emir eksikti. Ama aslında henüz Selen'in Levent'i aldatması gibi bir olay söz konusu değil. Ayrıca dizide gerçekten en üzüldüğüm karakterlerden bir tanesi de Levent. Herkesin gelip gidip bağırdığı, haklı da olsa, haksız da olsa, iyi de yapsa, kötü de yapsa her türlü, her şekilde ezilen bir karakter Levent. Ona çok üzülüyorum. Ve ayrıca Selen yalanını sürdürmeye devam ediyor. Ve aynı zamanda tüp bebek tedavisi görüyor. Büyük ihtimal Selen'in yalanı doğru çıkacak. Yani tüp bebek tedavisine devam ettiği için büyük ihtimal Selen hamile olacak gerçekten. Yoruma devam edelim. Hayri'nin dürümsüz rüyası. Selen babasıyla annesi Rafet'le Gülcihan'ın evliliklerinin 35. yıl dönümünün şerefine bir parti organize etti. Ve partide herkes dans etmeye başladı. Ve o sırada tabii Hayri de hayallere daldı. Hayalinde Nalan'la kendisi dans ediyordu. Dizinin ilk başlarında Nalan'ın rüyalarını, hayallerini görüyorduk. Sanırım bundan sonra da Nalan'la Hayri'nin ilişkisi başlayana kadar Hayri'nin hayallerini izleyeceğiz. Ve Alp'in beyninin olması. Ve bu kutlamanın devamında Selen'in annesiyle babasına bir sürprizi vardı. Evlilik hikayelerini izlettirecekti. Fakat bu sürpriz herkese büyük bir sürpriz oldu. Herkes de büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü Sedat'la Canan'ın ilişkilerinin kanıtı vardı ortada. Herkes onu izliyordu. Tabi o sırada Nalan tuvalete gitmişti. Herkes o görüntüleri izlerken Nalan orada değildi. Nalan döndü ve
dizi bitti. Bana kalırsa gelecek bölümde Nalan bu herkesin gördüğü görüntüleri görmeyecek. Tam onun geldiği sırada o görüntüler bir şekilde çıkartılmış olacak. Ve Nalan öğrenemeyecek. Tabii ki Feride yine Nalan'ın mutluluğu için her şeyi yapacak. Alp ile Canan'ın boşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Alp boşanmakta çok kararlı. Fakat Feride Alp'in bir sırrını ortaya çıkardı ve onu tehdit etti. Fakat o görüntüleri herkese gösteren Canan ile Sedat'ı ifşalayan kişi bana kalırsa Alp'ti. Alp'in aslında kaybedeceği çok büyük bir şey var. O da çocukları. Fakat artık bunu dahi önemsemiyor. Çünkü Canan'ın ihaneti onu çok fazla öfkelendirdi. Ve artık bu konuda durmak istemiyor. Elinden gelen her şeyi yapmak istediği belli. Zaten Sedat'la Canan'ı da daha önce tehdit etmişti. Hepinizi rezil edeceğim diye. Bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Canan ile Alp büyük ihtimal boşanacaklar. Fakat senaryonun gidişatına göre boşanmaya da bilirler. Fakat henüz Nalan Canan ile Sedat'ı öğrenmeyecek. Ayrıca bu bölümde Nalan Sedat'a karşı çok fazla soğuktu. Yavaş yavaş o uzaklığı, o soğukluğu hissetmeye başladık bölümde. Hayri diziye, kadroya çok hızlı bir şekilde dahil oldu. Ve şu an olaylar çok yavaş ilerlemeye başladı. Hayri sürekli Nalan'la ilgili, onun peşinde, onun yanında. Sedat'la alakalı çok fazla ahkam kesiyor. Sen evlisin, karın var, nasıl aldatırsın onu vesaire diye. Sedat'ın Nalan'ı aldattığını uzun zamandır biliyor. Nalan'a söylemek istediği halde onu üzmemek için söylemiyor. Bunun yanında kendisi de evli. Büyük ihtimal dediğim gibi dizide onu evli yapacaklar. Çünkü gerçeği bu. Hayri evet ilk başta çok sempatik geliyordu insanların gözüne ve çok sevilen bir karakter olduğunu söylemiştim ben. Fakat Hayri'nin tavırları Nalan'ı bir takıntı haline getirmesi rahatsız edici bir boyuta da ulaşmadı değil. Fakat gerçekte de bu şekilde. Evli olmasına rağmen Nalan'a aşık olduğu için sürekli onun peşinde geziyor. Aslında Hayri ile Sedat'ı ayıran en büyük faktör de Nalan'a olan hisleri. Sedat Nalan'a aşık değilken o evli de olsa Nalan'a aşık. İkisini ayıran en büyük faktör bu. Aslında Hayri'nin Sedat'ı anlayamadığı ve onu yargıladığı kısım Nalan gibi bir kadına nasıl aşık olmadığı. Nalan'a herkes aşık olabilecekken, kendisi kör kütük aşıkken Sedat nasıl onu aldatıyor? Tepkisi aslında buna. Evet kendisi her ne kadar evli olsa da bu gerçeği henüz dizide göstermeseler de bu böyle bir şey. Kendi hislerinden dolayı aslında o tepkiyi veriyor. Ve gerçekte de dizide olduğu gibi Hayri sürekli Nalan'la ilgili, sürekli onun peşinde olacak. Dediğim gibi dizide olaylar çok yavaş seyretmeye başladı. Yeni karakterler girdi, yeni olaylar girdi. Alp ile Canan'ın olayları uzamaya başladı. Aslında dizide olayların bu kadar ağır ilerlemesi bu sürecin nasıl ilerleyeceğini göstermesi açısından çok önemli. Yavaş yavaş Nalan'ın Sedat'tan uzaklaşmasına tanıklık edeceğiz. Hayri'nin ilgisi zaten ortada. Ve Nalan Sedat'ın kendisini aldattığını öğrenirse aralarındaki ilişki tamamen kopacaktır. Ve Hayri ile ilişkisi başlayacaktır. Ama bu bence biraz zaman alacak. Bu süreci ve Nalan'la Hayri'nin ilişkilerinin başlayacağı zamana kadar olan kısmı sindire sindire verecekler seyirciye. Yani gördüğümüz gibi biraz zaman alacak bu süreç. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Gerçek hayatta Nalan'ın kim olabileceğine dair varsayımlar ortaya atılıyor. Bunlardan bir tanesi Sedat'ın Cem Uzan olduğu, Nalan'ın Alara Koçbey olduğu gibi veya Hayri'nin Müslüm Gürses olduğu, Nalan'ın Muhterem Nur olabileceği gibi. Evet bunlar varsayım ve olasılıklar dahilinde. Evet Nalan gerçekte o insanlardan bir tanesi olabilir veya Hayri veya başka bizim bilmediğimiz kişiler olabilir. Çünkü Türkiye'de boğacıları yaşayan bir sürü insan olabilir aslında. Dışarıdan baktığımızda bizim anlayamadığımız, konduramadığımız, hiç fark edemediğimiz, bu acıları yaşayabileceğini hiç düşünmediğimiz insan, hiç tahmin etmediğimiz insan aslında o acıları yaşayan bir insan olabilir. Ve tabii ki o varsayımlarda bulunduğunuz karakterlerden birisi de olabilir. Fakat Nalan gerçekte kim olursa olsun Gülseren Budayıcıoğlu kitabında Nalan'ın ve Hayri'nin ve kitabındaki kişilerin teşhir edilmemesi için elinden geleni yapmış. Belli ki bazı olayları da değiştirmiş. Evet baktığımızda Hayri Müslüm Gürses olabilir bazı olaylarına baktığımızda. Onun hayatı yoksulluktan geliyor vesaire. Bağdaşan şeyler var fakat bağdaşmayan şeyler de var. Nalan iç mimar fakat Muhterem Nur iç mimar değil. Aynı şekilde Nalan'ın çocuğu olmamasına rağmen
Alara Koşu Bey'in çocukları var. Yani hani bazı şeyler, bazı olaylar bağdaşsa da bağdaşmayan şeyler var. Bu da demek oluyor ki Gülseren Budayıcıoğlu bazı olayları değiştirmiş olabilir. Olayları, yaşları, zamanı, her şeyi. Çünkü bu insanların teşhir edilmemesi gerekiyor etik olarak ve bunu yapmış. Varsayımlar ortaya atabilirsiniz Nalan'ın gerçekte kim olduğuna dair ama bence tam olarak kitaptan yola çıkarak kesin şudur diyebileceğimizi sanmıyorum. Dediğim gibi çok fazla değiştirilmiş ve aynı zamanda dediğim gibi bu acıları yaşayan bir sürü kişi olabilir. Yani herkes olası olabilir. Bunu da eklemek istedim. Camdaki Kız'ın 16. bölümü hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın, hoşça kalın.